Arkadaşlar merhaba. Ben Üstü işte Hoca. Sıfırdan paragraf kampımız bomba gibi gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle ilk gün adam akıllı bir ana düşünce sorusu gördük. Ana düşünce soru tarzında oturttuk. İkinci gün söylenebilir, çıkarılabilir konuştuk. Üçüncü gün yani dün olumsuz soru köklerini arkadaşlar halletmiş olduk. Harika gidiyoruz. Çok yoğun gidiyoruz onu söyleyeyim. Dolu dolu gidiyoruz. O yüzden bugün şöyle bir... Paragrafta yaptığımız 10 büyük hatayı, 10 büyük yanlışı bir dile getirmek istedim. Çok güzel bir video olacak arkadaşlar inşallah. Yine çok faydalı olacak ve eminim her sayfasında kendinizi bulacaksınız. Vallahi hocam ben bunu yapıyordum. Artık yapmayacağım diyeceksiniz ve çok ciddi yol alacaksınız arkadaşlar. Bu videoya çok ihtiyacımız var. Bundan sonra yarın itibariyle 4. gün, 5. gün, 6. gün kampımız yine bomba gibi devam edecek ama bu video belki de kampın en kilit videolarından birisi olacak. Şimdi çekmek istedim. Bugüne sıkıştırmak istedim. Çünkü daha kampın başlarındayken o yanlışlar düzeltilsin. Ne gibi hatalar yapılıyor? Ya da hocam ben taktiği uyguluyorum ama şunu da yapıyorum dediğiniz hatalar varsa yanlarında işte onları da gidermiş olalım. Gel isterseniz yapılan en büyük 10 yanlışı konuşalım mı paragrafta? Haydi gelsin o zaman yanlış bir arkadaşlar. Soru kökünü çizmeden bakın dikkat soru kökünü çizmeden direkt soruyu okuyup parçaya geçmek. En büyük hatalardan biri bu. Şimdi burada yapılan bir doğru var aslında. Bakın bu yanlış dediğinde bir tane doğru var. O da soruyu okuması önce öğrencinin. Evet bu çok iyi bir adım. Bu harika bir mantık. Doğru. Önce soru okunmalı. Benden ne istiyor ya da neyi bulmamı istemiyor. Onu bir öğreneceğim eyvallah. Sonra metne geçeceğim. Bu çok mantıklı. Ama soru kökünü çizmediğiniz müddetçe çok ama çok yüksek ihtimal hep şunu yaşayacaksınız. Ah hocam vallahi değinilmiştir demiş. Ben değinilmemiştir olarak okudum. Vardır demiş yoktur okudum. Yoktur vardır okudum. Değildir, yoktur, vardır. Yani allak bullak olabiliyor. Söylenemezi söylenebilir olarak okudum. Ulaşılabilir, ulaşılamaz sandım hocam. Gibi gibi gibi. Ulaşılabilir diyor. Mesela ulaşılamazdan tek tek şıkları eliyor falan. Dakikalarca uğraşıyor. Amman dikkat. Değinilmiştir soruyor mesela. Değinilmemiştir gibi algılayıp tek tek doğru cevap eliyor falan. İnanılmaz. Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. En büyük hataların başında geliyor arkadaşlar. Soru kökünü ne yapın, ne edin. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Mutlaka çizmeyi alışkanlık haline getirin. Bunu Türkçenin bütün konularında yapın aslında. Yani dil bilgisi de olsa, paragraf hiç fark etmez paragrafta olsa hepsinde arkadaşlar soruyu gördünüz. Soru benden ne istiyor? Mutlaka yuvarlak içine alın, altını çizin, bir şeyler yapın ve sık sık arkadaşlar metni okurken, şıklara bakarken gözünüz soruya takılsın. Tamam. Soru kökünün altını çizmeden soruya geçmek yok. Ne yaparsan yap ama bunu mutlaka uygula. Yanlış bir de hocam. Yanlış kelimesinin kökü yanılmaktan geliyor biliyorsunuz. İşte yanıldığımız şeylerden bir tanesi bu. Lütfen lütfen cebinizde kalsın. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Artık böyle bir yanlış da yok. Bunu da gidermiş olduk. Var mı soru işareti? Yok. Bundan sonra mutlaka soru köklerinin altını çiziyoruz. E devam edelim. Haydi yanlış 2 arkadaşlar. Yanlış 2. Parçayı okurken parçadan kopmak parçayı tekrar tekrar okumak en büyük hatalardan biri. Ya hocam güzel tamam yanlışlar arasında yazmışsın bunu ama ya bu benim için yanlış değil ben bunu bilinçsiz olarak yapıyorum değil mi? İster istemez bunu söyleyen öğrenciler vardır mutlaka vardır. Ya hocam yanlış diyorsan ben bunu bilerek yapmıyorum ki. Yani metni okuyorum tabii ki bilerek yapanlar da var. Ya bir daha bir daha okuyorum lan bir daha bir bakayım falan. Asla 2-3 dakika sonra doğru yapmanın hiçbir önemi yok sizin için arkadaşlar. Yani 10 saniyede yanlış yap daha fazla puan kazanacaksın. Çünkü bir sürü soru göreceksin. Bir sürü soru görebileceksin. 3 dakikada doğru yapmanın hiçbir önemi yok. Çünkü bir sürü soru göremeyeceksin bu onu söylüyor. Lütfen hızlı ve doğru yapmaya çalışın. Kesinlikle doğru yapalım ama hızlı. Neyse. Döndüm olaya. Şimdi bakın bunu nasıl giderebiliyoruz? Evet, bu bazen bilinçli, bazen hatta çoğunlukla diyelim bilinçsiz yaşadığımız yaptığımız bir şey arkadaşlar. Şimdi metni okuyor adam çok güzel hocam harika başladı mükemmel ilk başlar. Ortalara gelince Allah bir de kendinden bir şeyler falan buluyorsa metinde gitti abi mümkün değil artık çeviremezsin. Şıklara gelecek sonra bir daha dönecek bir daha gelecek bir daha gidecek. 3-4 dakika 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 3-4 dakika mutlaka gidecek arkadaşlar bu soruya. O yüzden gelin zaman kaybını önlemek için şunu yapalım. Bakın bunun tek ve en önemli ilacı şudur arkadaşlar. Mesela önünüzde bir Metin var. Kaleminiz elinizde eyvallah hocam okurken bazı kavramları yuvarlak içine almak dikkatinizi uyanık tutar. Zihni uyanık tutar. Dikkati mutlaka mı mutlaka sürekli olarak çeker. Yani hocam yuvarlak için aldığın zaman beyin diyor ki ha tamamdır bu benim için önemli bir şey ben bunu aklımda tutacağım. Tam onu tutmaya çalışıyor. Sen bir yuvarlak içine daha alıyorsun beyin diyor ki lan tamam bu dursun. Dur ben bunu da almaya çalışayım. Yani zihni sürekli metinde tutuyorsunuz. Sürekli uyanık tutuyorsunuz. Yuvarlak için aldığınız her şey zihniniz için çok çok önemli anlamına geliyor biliyorsunuz. Çünkü altını çizdiğimiz yuvarlak için aldığınız şeyleri kolay kolay unutmuyoruz okuduğumuz metinlerde değil mi? Geliyorsun üçüncü yuvarlak dördüncü derken bakıyorsun metin bitmiş. Yani sen metni sürekli olarak didik didik ederek okumuşsun. Sonra geçiyorsun artık zaten şıklara. Soruya göre önce şık sonra metin de olabiliyor biliyorsunuz. Konuşacağız hepsini konuşuyoruz da. Ama ne olursa olsun metni okumaya başladığınız an itibariyle dalıyorsanız Gidiyorsanız, kopuyorsanız, tekrar tekrar okuyan bir öğrenci tipiyseniz kesinlikle bunu yapın arkadaşlar. Metinde sadece bazı kavramların yuvarlak içine alınması dikkatinizi uyanık tutar ve asla ama asla metin ne anlatırsa anlatsın. Senin adın bile geçse metinde, baya senin adın, sanın, soyadın, her şeyin geçip seni anlatıyor da olsa asla dalmasın Sınav psikolojisini asla çıkmazsın hocam. İçin çok rahat olsun. Bakın yanlışları söylerken en önemli şey çözüm tabii ki çözümlerini de üretiyoruz. Yani biz böyle bir yanlış yapıyoruz. Bir hadi geçelim değil de yanlışımız bu. çözümümüzde bu diyoruz. Çözümleri lütfen odaklanarak gidin arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir vurgudur. Şimdi soru kökünü okuyacağız artık şu dakika itibariyle. Bu tamam hocam. Yuvarlak için alacağız. Tamam. Kesinlikle çizeceğiz bir şeyler yapacağız. İki. Bu ikinci yanlışımızda arkadaşlar beraber gidermiş olduk. Mutlaka ama mutlaka bazı kavramları metinde yuvarlak içine alacağız. Geldik yanlış üçü arkadaşlar parçayı fazlaca yorumlamak. En büyük hatalardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bize bir metin veriliyor. Çok güzel. Eyvallah. Yani öğrenci bu metni okuyor. Abi buradan bir şey çıkarıyor. Şuradan bir şey çıkarıyor. Buradan bir şey çıkarıyor. Şuradan şurada çıkar diyor. Buradan bu da çıkar diyor. Mesela çok Okuma alışkanlığı çok iyi olan arkadaşlar. Gerçekten böyle hani okumadığı kitap yok falan. Her şeyi hiçbir şey kaçırmıyor falan. Her şeyi okuyor falan. Genelde o öğrenciler çok yorum yapıyorlar. Normal hayatta çok güzel bir şey okuma alışkanlığı. Ama son sene arkadaşlar paragraflarda sıkıntı yaratabiliyor. Çok iyi yorum yapıyor. O yüzden de ya soruyu yazan adam bile düşünmemiştir onu. Ben sana söyleyeyim. Ya bana öğrenci getiriyor mesela kendi sorumu. Hocam buradan bu da çıkmaz mı? Ulan tersten bakıyorum düzden bakıyorum. Fena değil yani o da çıkıyor. o da Yani bakıyorsun metni kurcaladığın zaman ders 3'e çünkü. Her cümleyi her yere çek çekebiliyoruz. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar metne mutlaka bir çerçeve çizin ama zihninizden bu çerçeve zihninizden olsun. Yani asla bence bana göre ben Demeyin arkadaşlar böyle bir algı hiçbir zaman olmasın ama paragrafta asla dün biliyorsunuz fazlaca vurguladık bunu ama tekrar tekrar söyleyelim parçayı yorumlamaya başladığınız an itibariyle hatta F şıkkı bile yazıp yani bırak A'yı B'yi C'yi D'yi uğraşma ya iyi e falan F şıkkı yazıp onu bile doğru yapabilirsiniz o derece uçuyoruz doğal olarak sizden ricam arkadaşlar lütfen parçayı asla ama asla fazlacayı bile sildim yorumlamayınız kendinize göre bakmaya başladığınız zaman metne zaten olay bitiyor bakın her şey hikaye ama şu çok büyük bir gerçek arkadaşlar yazar benden ne istiyor yani verilen metinde yazar ne anlatıyor ne anlatmış ben ne okudum buna bakmalısınız. Bence'ye girdiğiniz zaman bu cümleden bu da çıkar dediğiniz zaman işin içinden asla çıkamıyorsunuz. E hocam bazı sorular gerektiriyor falan sonuna kadar katılıyorum. Bazen anlam çok kapalı olan anlamı çok kapalı olan paragraflar yazılabiliyor. olan ne dediği belli değil. 2-3 satır okuyorsun, okuyorsun saygı duyarım saygı duyarım ama 10 yılda bir gelen soru içinde hiç kasmanıza gerek yok. Tabii ki mutlaka bir tane iki tane böyle araya seni zorlayacak olan hepsi oluyor falan illaki gelecek. Ama 30 tane soru içerisinde bir bir tane sorunun iki tane sorunun seni çok düşündürmesi çok da olmasın. Benim bütün algım şu an 30'da 30 hocam paragrafta yapacağız. Bütün mesele bu. Bir tanesinde fazla düşün. Hiç sorun yok. Ama asla ama asla yoruma girme. Kesinlikle yoruma girdiğin an itibariyle kopuyorsun. Ya bunu dene ya. Hiç vaktin çok. Vaktin çok. Türkçe noktasında vaktimiz çok geniş arkadaşlar. 40 kere bitiririz Türkçeyi de edebiyatla içiniz rahat olsun. Türkçede zamanımız geniş rahatız. Bomba gibi gidiyoruz programlı gidiyoruz çünkü içiniz rahat olsun. Yani hocam deneyin abi denemeye giriyorsunuz amacımız o zaten. Adı üzerinde deneme girin deyin ki ben bu denemede hiç yorum yapmayacağım abi hiç. Metni okuyacağım direkt şıklara geçeceğim varsa işaretleyeceğim yoksa işaretlemeyeceğim bu. Hiç yorum yapmayacağım bir deneyin Allah aşkına netlerin nasıl tavan yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Yanlış üçü de yok etmiş olduk. E o zaman gelsin yanlış dört taktik baktik yok bam 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 diyen tayfa aman dikkat arkadaşlar lütfen. Aman dikkat. Bakın yıllardır anlattığım taktikler bunlar. Yani bir tanesi bile anlattığım taktiklerin bir tanesi bile azıcık tereddütle bırakacak olsa bizi yıllardır böyle bas bas anlatır mıyım? Sadece paragraftan onun üzerinde kitap yazdım arkadaşlar. Toplamda 50'nin üzerinde kitabım var ama onun üzerinde kitap sadece paragraf. Düşünsenize her biri farklı metinler. Ya ortalama 900 bin sorudan 10 binin üzerinde soru yazmışım. Düşünsene 10 binin üzerinde soru. Her biri birbirinden farklı. İnanılmaz ya neyi söylemeye çalışıyoruz? Ya böyle taktik maktik muhabbeti olmasa hiç zorlar mıyım Allah aşkına bunun üzerine gider miyim? Bakın arkadaşlar bazı sorular var haklısınız. Elimiz mahkum hocam yani yapacak hiçbir şey yok diyorsunuz değil mi? Böyle satır satır okuyoruz deşiyoruz. Bazı soru tipleri okumamızı gerektirir. Bazı soru tipleri zamanımızı çalar. Ama bizim zamanı çalacağımız taktikler varken bazı soruları saniyesinde çözeceğimiz taktikler varken neden tamamını silip de hocam yok ya ben vallahi hepsini okuyacağım Asla arkadaşlar Türkçe'de, Türkçe'de, Türkçe'de 50-55-60 dakikaları görmeye başladığınız zaman soru çözüm süresi olarak artık tehlike çanı paramparça olmuş. Bırak çan çalıyor falan demiyorum. Tehlike çanları artık paramparça olmuş demektir. O çanı çalacak kimse yok demektir. Bitti demektir. Ha sınav psikolojistir, stresidir. Tabii ki sana 10 dakikada çözersin, 20 dakikada çözersin. Hayır asla sınav stresi. 30-35 bandı falan baya baya ulaşılabilecek ya kalınabilecek bantlardır bu taktiklerle arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani içiniz çok rahat olsun. Tamamen her şeyi bir kenara bırakın. Şu sıfırdan paragraf kampı ile birlikte lütfen taktikleri satır satır her sayfaya not edin. Ve sizden tek ricam şu arkadaşlar. Bu sıfırdan paragraf kitabı bittikten sonra oturun sadece ÖSYM'den çıkmış olan bütün soruları çözün. Bakın MSÜ, KPSS, ALES, DGS, TYT, AYT, LGS hiç fark etmez. Çıkmış soruları çözün. Taktikleri saniyesinde uyguladığınızı göreceksiniz. Elbette bizi zorlayacak. Elbette ciddi ters köşe yaptıracak. Bizi köşeye sıkacak sorular illaki gelecektir. Ama her sene değil arkadaşlar. Dedim ya 8-10 yılda bir tane böyle okuyorsun okuyorsun okuyorsun. Aman Allah'ım bu nasıl bir metin nedir abi konusu dediğin illaki olur arkadaşlar. Bizi sarsacak illaki bir tane soru gelir. İçiniz çok rahat olsun. Bütün mesele dedik ya full çekmek onun için çabalayacağız. Gözünüz kapalı arkadaşlar. Taktiklere her türlü çıkmış. Çıkacak ne kadar soru varsa sınav formatını uygulayan ne kadar soru varsa orada gözünüz kapalı uygulamalısınız. Yıllardır bas bas anlatıyorum. Onlarca derece yapan öğrenci var. Neden siz de o tayfanın içerisinde olmayasınız? Bırakın hocam derece yapmayı neden hayallerinize kavuşmakla yetinmeyesiniz. E o zaman uzattın hocam. Taktik dörtlü aman dikkat yanlış dört diyelim. Taktik dört demeyelim. Yanlış dördü de aradan çıkarmış olduk. Taktik maktik aman dikkat. Var bunu tekrar tekrar söyleyelim. Yıllardır bastırıyoruz. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yanlış beşteyiz, yanlış beşteyiz. Denemeden denemeye paragraf çözmek. Aman Allah'ım. En büyük sıkıntılardan biri bu. Hocam diyor ben bugün deneme yaptım. Paragraf sorusu çözmesem. En büyük al yanlış algılardan bir tanesi bu. Ben sana söyleyeyim. Senin yaptığın deneme. Yayın, hocan, zorluk, kolaylık ne falan, hiç fark etmez. Ne olursa olsun. Orada yer değiştirme sorusu yoktur mesela. Aç bak bugünkü çözdüğün deneme. Yer değiştirme sorusu bulamazsın. Mümkün değil. Sıralama sorusu kolay kolay bulamazsın. Parçanın konusu nedir? Aa, kolay kolay bulamazsın. Değinilmemiştir. 7-8 tane gelmiştir eyvallah. Ulaşılabilir, çıkarılabilir. 3-4 tane falan gelmiştir. Çoklu sorularda biri olumlu, biri olumsuz. Kolay kolay bulamazsın. Yani sınav formatında sorulmuş sorulabilecek bazı soru tarzlarını... ...hiç çözmezsiniz arkadaşlar. Mesela anlatım biçimlerini kolay kolay bulamazsınız. Düşünceyi geliştirme yollarını o denemede kolay kolay bulamazsınız. Yani hocam... ...şimdi denemede bazı soru tarzlarını kaçırıyor olabilirsiniz. Hele ki denemeden denemeye paragraf çözüyorsanız bazı soru tarzları da belki hiç muhatap bile olmayacaksınız. Mesela parçada yazarın yakındığı durum nedir? Abi sorabilir mi soruyu? Ben sana söyleyeyim 10 tane deneme çöz bir tane soru ya gelir ya gelmez. E yani ben 10 tane denemeyi hele böyle bir de birer ikişer gün ara vererek çözüyorsam gitti. O soru tarzını hiç çözmeyeceğim. Ya da hocam ya adam sorar mesela akış bozmayı iki denemeye katar bir tanesine katmasa hatadır ben sana söyleyeyim. Her denemede akış bozma olmalı mesela değil mi? İkinci parçaya geçiş her denemede olmalı. Her denemede en az 7-8 tane değinilmemiştir çıkarılamaz ulaşılamaz. Olumsuz soru kökü olmalı arkadaşlar. Bunlar olmazsa vakit kaybediyoruz demektir. Çünkü ÖSYM bizden bunu istiyor. Yani denemeden denemeye çözdüğünüz zaman bazı soru tarzlarıyla hiç karşılaşmama gibi bir ihtimal var bir risk var daha doğrusu. İşte bunu yenmek adına siz günlük 30-40-30-40 rutinle giderseniz değil mi aman dikkat birçok soru tarzını bilinçli olarak görmüş olacaksınız. Ve sürekli o soru tarzlarıyla haşır neşir olacaksınız. Sınavda daha hızlı düşüneceksiniz. Daha hızlı çözeceksiniz. O yüzden lütfen soruları denemeden denemeye asla çözmeyin. Her gün deneme yapsanız bile bakın her gün deneme bile yapsanız bu büyük bir hatadır. Sadece paragrafı denemeden denemeye çözmek. Ekstra 30-40 soru. Mutlaka çözülmeli. Denemenin kendi dinamiği var. Aman dikkat. Geldik yanlış altıya arkadaşlar. En büyük hatalardan, en büyük ön yargılardan birisi bu. Hocam diyor okuma alışkanlığım yok. Hiç problem değil. Hatta paragrafta büyük avantaj ben sana söyleyeyim. Çünkü adam duruyor duruyor hiç okuma alışkanlığı yok. Son sene mesela son bir sene hocam kitap okusam... A -a. Hiç gerek yok. Son bir sene. Bir sene de senin böyle uçmanı kaçmanı hayat anlamında eyvallah. Ama paragraf soru çözümümüzün de asla zerre kadar etkisi olmayacaktır. Yüzde yüz. İçin rahat olsun. Hiç okuma alışkanlığınız yoksa. Okuma alışkanlığınız varsa zaten yardırın okuyun gitsin. Yeryüzünde ne varsa canavar gibi uçar gidersiniz full çekersiniz. Keşke hepimizde böyle ciddi bir okuma alışkanlığı olsa. Ama okuma alışkanlığınız yoksa arkadaşlar içiniz rahat olsun. ÖSYM bizden basit düşünmemizi ister. Dedim ya yorum yapmayalım çerçevenin dışına çıkmayalım diye. O yüzden hiç anlamıyorum falan gibi bir ön yargıya kapılma. Çünkü son 1 ay kala, 2 ay kala, 3 ay kala dünyanın ne kadar sorusu kitabı varsa daha doğrusu dünyada ne yazılmışsa yazılacaksa okumak da ciddi anlamda seni paragraf soruları da hızlandırmayacak. Ben sana çoktan şimdiden söyleyeyim. Yani basit düşünmen isteniyor. Bol bol soru çözmen, soru pratiği kazanman çok daha büyük fayda sağlayacaksın Sınav bitsin ondan sonra ne kadar kitap varsa oturup okuyalım hocam tamam. Aman dikkat. Bu algıyı lütfen kırın gitsin arkadaşlar. Böyle bir algı yok. Yeter ki soru tarzlarını oturtun yapamayacağını soruyor hocam. Yanlış 7 arkadaşlar en büyük yanlışlardan bir tanesi. Felsefi ve bilimsel metinler soruluyor yalanı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bilimsel metin hiçbir zaman sorulmadı. Felsefi metinin ÖSYM sorularında teyitle alakası yok. Ne felsefi metni? Hangi felsefi metni Allah aşkına? Bizim felsefi metni okuyalım da gör. Ne felsefi metni? Felsefi metin dediğin nedir biliyor musun? Daha ilk cümlede seni mahveder, harcar. Oturur ağlarsın abi. E hocam oluyor ben de bazı sorularda yaşıyorum bunu. Hayır. O sınav stresinden dolayı. O sınav psikolojisinden dolayı. Oradaki stres, kaygı, endişeden dolayı o metin o kadar içinden çıkılmaz bir hal ki. Bakın çok net söyleyeyim. Mesela metinde Sokrates'i görüyoruz ya. Hemen diyoruz ki bu felsefi metin. Alakası yok ya. Adamın hayatını anlatmış. Sokrates şunu yapar şöyle düşünür. Bu felsefi metin değil ki. Allah aşkına kafamızdaki bu algıyı kırmazsak yine büyük hata yapacağız. Yani her sene sınava giriyoruz ve şu algı oluyor. Ulan kesin metin bilimsel metinden. Ya bilimsel metin derken deney tüpünü falan kaldırıp dökmeden hiçbir şey yok abi böyle bir metin yok. Bilimsel araştırmalara göre diye başlayınca metin bir anda bir Allah bilimsel metin Allah'ım benim de hiç bilimle alakam yok kimya fizik deneyler böyle. Hayır abi bütün mesele soru tarzı bilmek ya. Soru tarzına baktım neresini okuyacağım artık biliyorum. Gördüm okudum yarım yamalak anladım. Geçtim seçenekleri o değil bu değil şu bitti. Yani sizden ricam lütfen bu algıyı tamamen kırın. Ha bu sene ÖSYM açıklama yapsa dese ki tamamen bilimsel mi? Hiç önemli değil. Siz neye bakacağınızı bilin gerisi hikaye. Lütfen gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Bütün mesele bu. Yani ne kadar ciddiye alırsanız o kadar gözünüzde büyütüyorsunuz. Ve böyle içinden çıkılamayacak bir hal alıyor. Türkçe öyle bir ders değil. Türkçe kesinlikle ama kesinlikle 30 üstü yapabileceğiniz dersler arasında bir numara bence bir sırada. İçinizi lütfen rahat tutun. Şu ön yargı özellikle paragraftaki ön yargıyı bir kırarsanız zaten onun için çabalıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Onun için kamp üstüne kamp yapıyoruz. Olay bitecek ben size söyleyeyim. Lütfen şu bilimsel felsefi metinler yalanını atın gitsin hiç duymayın bile. Bilimsel metin diye bir şey yok. Felsefi metin diye bir şey yok. Tabii ki zorlayacak metinler var. Anlaşılması güç metinler tabii ki var. Ama dediğim gibi bilimsel felsefi aman Allah'ım. Zaten vermişler bir dakika soru başına. Nereye bilimsel metin okuyorsun? Doğal olarak sizden ricam lütfen soru tarzını oturtun. Böyle bir şey olursa da açıklama bile gelirse hiç takılmıyoruz. Soru tarzı nereye bakacağımızı biliyoruz. Bütün mesele bu arkadaşlar. Haydi bunu da geçtik. O yüzden aman dikkat platonu görür görmez bilimsel Demek yok yanlış 8 dikkat çıkmış soru çözmemek En büyük hatalardan biri bu Mesela Son 1 yıl 2 yıl Bakın ben size müthiş bir taktik söyleyeyim mi Hadi gelin müthiş bir sır vereyim arkadaşlar sizlere Daha önceki videolarda falan fazlaca vurguladım Belki çok sıkı takip edenler hatırlayacaklar Mesela 2018 2019 20, 21, 22, 23 Ben size söyleyeyim bakın Son yıl 2023 yılı bakın 2023 yılı şöyle bir referans sunar bize ben ne sorduysam 2023'te, 2024'te bunların hiçbirini sormayacağım. Referans budur. Mesela 2023'te yer tamlayıcısını sordu adam. 2024 bu sene yer tamlayıcısı sorulamaz. Bitti. İmkansız. Ha, inşallah sorulur yaparsınız ama sorulamaz. Mümkün değil arkadaşlar. Ha, ard arda sorduğu konular yok mu? Var ama böyle birebir yer tamlayıcısı odaklı bir soru mümkün değil. Ha, cümle verir, yer tamlayıcısı vardır içinde. Saygı duyarım. Ama yer tamlayıcısında şu vardır. Yer tamlayıcısında sıfat tamlaması var. Yer tamlayıcısında sıfat fiilden oluşmuş. Hayır abi böyle bir soru mümkün değil artık. Son 22 de öyle mesela. Yani son 1-2 yıl arkadaşlar hangi sorular gelmezi tahmin etmeniz için büyük ilaçtır. Ama öncesine gittiğin zaman artık 18'ler 19'lar. Mesela 18'de yer tamlayıcısı odaklı bir soru var. Neredeyse 2023'te birebir arkadaşlar. Çok yakın çok yakın çok yakın. E doğal olarak 18, 19, 20, 21 yani şuradaki üçlü dörtlü çok zorlarsanız 2017 öncesi değil. Çok zorlarsanız 2017 çünkü orada biliyorsunuz YGS TYT ve AYT olmak üzere iki ayrıldığı Örnek soru yayınlandı 40 tane falan hatırlayacaksınız bu kağıt kelimesi falan vardı düzeltme işareti yazım kuralları hatırla. Doğal olarak 2017 itibariyle bir kırılma noktası yaşandı. En büyük referans 18, 19, 20, 21 yılları hatta 21'de biraz zorlarız 18, 19, 20 Tamam lütfen dikkat burası da bize 2024'te neler geleceğini söyler. Hadi 21'i de buraya dahil ettik. 18 19 20 21. Burayı yalayıp yutmamız lazım hocam. Bütün mesele bu. Yani su gibi içmemiz lazım. Adeta soruları hafızamıza kazımamız lazım. 2024'ün en güçlü referansları işte bu 3 4 yıldır arkadaşlar. Cebinizde kalsın, aramızda kalsın aramızda kalsın. Müthiş bir taktiktir bu. Bunu cebinize koyarsanız bu bakış açısıyla çözerseniz çıkmış soruları inanılmaz yol alırsınız. O yüzden son 6-7 yıllık süreç, son 5-6 yıllık süreç büyük ilaçtır, büyük fayda sağlar. Ama dediğim gibi 2022-23'te ne gelmeyeceğini söylemesi bakımından önemli. O da çok önemli abi. 2023'teki ses bilgisinin cevabı 2004'te olamaz mesela. Ele direkt onu. O şıkka hiç çalışmaya çalışma derken tabii ki çıkmayacağını bil yani. Tabii ki çalış tabii ki bil ama çıkmayacağını da bil yani cevap olmayacağını. Çok önemli bu. Peki hocam. Gelsin yanlış 9. Yanlış 9. Uzun sorular zor. Kısa sorular. Kolay algısı. Bunu çok sık söyledim arkadaşlar. Bir soru uzunsa yüzde %90 kolaydır. Çünkü ben her şeyi anlattım sana diyor. Beni bir kere oku al A şıkkını işaretle geç gitsin diyor. Ama soru kısaysa ben diyor sana bu kadarını verdim. Artık benden bir şeyler çıkarman lazım. Benden bu kadar hocam diyor. Sen ne çıkarırsan artık diyor. Yani senin gerçek anlamda uğraşmanı istiyor metinde. Birçok anlamı çıkarmanı istiyor. Hatta böyle sorularda bakarsın A şıkkı metinden bile uzun olabilir. B şıkkı da yine böyle metinden daha uzun sorular görürsünüz. İşte bu sorular tehlikelidir. Yine %90 gibi bir oran verelim. Bazen uzun ve zor olabilir tabii ki. Bazen kısa çok da kolay olabilir. Ama lütfen bu genel algı kesinlikle yanlıştır, kırılmalıdır. Yanlış dokuzu da böylelikle aradan çıkarmış olalım arkadaşlar. Soruyu böyle çarşaf gibi görünce için rahat olsun. Her şeyi vermiş demektir bu. Her şeyi anlatmış demektir. Tamam için rahat olan. Peki hocam son büyük yanlışımız satır satır her şeyin altını çizmek. En büyük hatalardan biri bu. E hocam siz altını çizin demiştiniz. Bazı yuvarlak... ha ne demiştik orada? Metni okurken Dikkatinizi uyanık tutmak adına bu bir metin arkadaşlar bir metin yazdığımızı düşünelim. Dikkatinizi uyanık tutmak adına bazı kavramları yuvarlak içine alın demiştim. Asla ama asla metni sotur 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 çizin deme ihtimalim sıfır arkadaşlar öyle bir ihtimal yok. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Elinizde kalem olabilir. Ben kalem okumasına alıştım. Bu büyük hatadır bu arada onu söyleyeyim. Kalem okuması daima göz okumasından yavaştır. Bir süre sonra kalemi takip etmeye başlarsanız bazen çok böyle hızlı çözenler olabilir. Saygı duyarım bunu avantaja çevirenler olabilir çok nadir. Ama genellikle kalem böyle takip etmeye başladığımızı görürüz bir süre sonra. Yani kısacası kalem bizi bir süre sonra yavaşlatır. Okuma hızımızı düşürür. Altını çizdiğiniz için bazı kavramların da üstünü çizmiş olursunuz. Tekrar sil Allah sil falan. Ya paragraf soru bankasında silgi tozuyla ne işin var Allah şuna? Daha önce söylemiştim. Neyi silebilir bir öğrenci paragrafta? Doğal olarak sizden ricam madem kalemi bırakamıyoruz. öyleyse tabii ki. Madem kalemi bırakamıyoruz. Bazı kavramları böyle yuvarlak içine alarak ilerlerseniz hem bu çizme yazma alışkanlığından tamam kopmamış olursunuz kısmen de olsa. Hem de dikkatinizi artırmış olursunuz. Lütfen her satırın altını, üstünü, sağını, solunu satır satır çizerek gitmeyin. O da büyük hatadır. Çünkü metin böyle allak bullak, karman çorman bir yumak haline geliyor. Sonra diyorsun ki lan bir daha bir bakayım. Okunacak halde değil metin. Siliyorsun, siliyorsun, bir daha bakıyorsun, bir daha falan. iyice kafanda şu algı oluşuyor. Aman Allah'ım ben bu soruyu çözemeyeceğim. Bu sorunun içinden çıkamayacağım algısı oluşuyor. Lütfen dikkat arkadaşlar. Satır satır çizmek asla yok. Soru kökünü yuvarlak için alıyorsunuz. Ve metindeki bazı kavramları bu kadar. Yani en fazla 3-4 yuvarlakla bu işi bitiriyoruz. Aman dikkat arkadaşlar E o zaman çok önemli 10 büyük yanlışı da Söylemiş olduk arkadaşlar Bunlar paragraflarda senin, benim, herkesin, hepimizin yaptığı hatalardır, yaptığı yanlışlardır. Yani şöyle bir öğrenci yok, içiniz rahat olsun. Yok hocam ben bu onunla da uymuyorum vallahi süper. Mutlaka birinden birini yakalıyoruz arkadaşlar. Tutuyor yani. Mutlaka hocam. Evet ya ben 3 numara bendim evet. Ya da 4. yanlışı ben yapıyordum. Yani doğal olarak herkesin bu tarz sorunları var arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Lütfen bireyselleştirmeyin ola. Ya ben yapamıyorum hocam, herkes yapıyor. Arkadaşım fıtık çekiyor. Ya illaki olacak ya. Okumadan adı tutturan öğrenciler de var. Hiç sıkıntı değil. hiç okumadan sallıyor hepsi doğru çıkıyor. Ya mutlaka istisnai uç örnekler olacak Kaideyi bozmayacak ama. Kaide şu hocam. Çalışacağız, emek harcayacağız. Hayallerimiz uğruna, isteklerimiz, hedeflerimiz ve düşlediğimiz yaşam uğruna gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz hocam. O sene bu sene diyeceğiz. Bu sene çok önemli fedakarlıklar yapacağız. Özellikle paragraf adına kendimizi parçalayacağız. Yorulsak da, sıkılsak da, saçlar başlar dökülse de affetmeyeceğiz hocam. Gece gündüz çalışacağız. Sonrasında inşallah çok rahat rahat bizi bekliyor olacak. İçiniz rahat olsun. Emek harcadığınız müddetçe mutlaka karşılığını bir şekilde alacaksınız. Sonuçlar ne olursa olsun. Netleriniz yere çakılsa bile. Gittikçe daha kötü netler görüyor olsanız bile. Emek harcıyorsanız mutlaka sınavda karşılığını alacaksınız. Hiç kasmanıza gerek yok. E o zaman 10 büyük yanlış da aradan çıkarmış olduk hocam. Bir sonraki videoda yarın kamp videosu devam ediyor 4. günde. Görüşmek üzere kolay gelsin.